Bediüzzaman Said Nursi rahmetullahi aleyh 14 asırlık İslam geleneği içerisinde zaman zaman zuhur eden o büyük alimi Rabbani'lerden. Onlar hangi menheç üzere varlıklarını inşa ettilerse üstad da orada kendi varlığını inşa etti. Her şeyden önce ulum-i İslamiyeyi bütün şubeleriyle tahsil eden bir alim, bir alimi Rabbani. Metin kitapları ezberliyorlar. Metin kitapları medreselerde okutulan o sıra kitapların dışındaki kitapları da ezberliyorlar. Bir anlamda yarınlardaki büyük tufanda, büyük İslam'a saldırıda mukavemet gösterebilmek, iman cephesini müdafaa edebilmek için gençlik yıllarında, çocukluk yıllarında hazırlık yapan bir Said-i Nursi var karşımızda rahmetullahi aleyh. Esasında bütün alimlerin hayatında bunu görürüz. Onlar metin kitaplarını ezberlerler. O metin kitaplarının özünde de Kur'an-ı Kerim var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti var. Oradan ezberlerler. Sonra sıra kitaplarını ezberlerler. Zihinleri bir anlamda kütüphaneye döner. Yürüyen kütüphane, yaşayan kütüphane olurlar. Bediüzzaman Hazretleri'nde de biz onu görüyoruz. Kafa arşivine müracaat ediyor. Önünde bir işgal varsa, bir problem varsa, ümmetin önünde bir yerde bir tuzak kurdularsa, bir yerde bir suikast varsa onu nasıl çözecek? Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i seniyye müracaat edebilmesi için zihninde bunların olması gerekiyor. Kafa arşivine Bediüzzaman Hazretleri müracaat eder. Oradan çözüm ve çareleri alır. Çünkü o arşivde Kur'an-ı Kerim vardır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti seniyyesi vardır. İşte şu gördüğünüz alimlerin eserlerinden mühim olanları vardır. Fevkalade bir zeka ile karşı karşıyayız. Allah Teala'nın bir lütfudur. Hem o zeka ona lütuftur, hem Bediüzzaman bu ümmete bir lütuftur, bir ihsan-ı ilahidir. Ve oraya müracaat ederek, işte burada Müslümanlar daralmışlardır, buradan öteye adım atamazlar, bu sorulara cevap veremezler dedikleri zamanlarda hakimane meydan yerine çıkan, onların bütün o problemlerini, barikatlarını, fikri barikatlarını yarıp parçalayan bir alim olarak karşımıza çıkar. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ahireti irtihal edince der ki, kim Allah Resulü aleyhisselam vefat etti derse onun başını vururum. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın olmadığı bir dünyayı hayal edemez, tasavvur edemez. Hep önde o olmalı. O varsa ancak bu dünya yaşanabilir. Bu dünyada Müslüman kalabilir, havayı soluklayabilir. Oradan bakar Ömer radıyallahu anh Efendimiz. Kim Efendimiz aleyhisselam vefat etti derse başını vururum. İnnehu seyaudu kema ade Musa ila kavmi. Musa aleyhisselam Tur Dağı'ndan nasıl döndüyse Allah Resulü aleyhisselam da öyle dönecek der Ömer radıyallahu anh. O ölmedi, ona ölümü yakıştıramazsınız der. Fakat Hazreti Ebubekir radıyallahu anh kürsüye çıkar. Men kana ya'budullaha taala fe innehu hayyul la yamut ve men ya'bud Muhammeden fe innehu kad mata. Kim Allah Azze ve Celle'yi ibadet ediyorsa bilsin ki Allah Azze ve Celle hay ve layımuttur. Fakat kim Efendimiz Aleyhisselam'a ibadet ediyorsa bilsin ki Allah Resulü Aleyhisselam ahireti irtihal etti. Sonra şu ayeti okur. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ Ayet devam eder. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece Allah'ın Resulüdür. Ondan önce başka peygamberler de gelip geçtiler. Yani o ölse ya da öldürülse siz gerisin geri dönecek, ayrılacak, İslam'ı bırakacak mısınız? Hazreti Ömer radıyallahu anh bu ayeti duyunca der ki sanki o ana kadar o ayeti hiç okumamıştım, hiç duymamıştım. Defalarca okumuştum ben o ayeti. Kur'an-ı Hakim'in hafızıydı. Ama Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz orada okuyunca o zaman irkildim, kendime geldim. Ölüm hak hakikat der Ömer radıyallahu anh. Bediüzzaman da talebelik yıllarında Kur'an-ı Hakim'i hafızasını alır. Allah Resulü aleyhisselamı, onun sözlerinin buyruklarını, onları ezberler. Ulema-i İslam'ın metinlerini ezberler. Dehşetli bir fikri saldırı var.
o saldırıda Kur'an-ı Hakim'e müracaat eder, Sünnet-i Seniye'ye müracaat eder. Oradan ümmetin evlatlarına iman hakikatleri çerçevesinde çözüm ve çareler çıkarır. Alim-i Rabbaniler niçin Kur'an-ı Hakim'i ezberlerler, niçin Sünnet-i Seniye'ye hafız olurlar, neden Bediüzzaman Hazretleri şu kadar kitabı hafızasına almıştır? O sorulara cevap verebilmek için. Yani asıl ondaki o fikri mayalanmayı daha çok Van'da görüyoruz. Yani Bitlis'ten Van'a uzanan, tabii farklı yerlerde tahsiller var. Ama Van'da Allah Teala onun zihnindeki perdeleri bir anlamda kaldırır. İnsanlar etraftan gelirler ona, çağın problemlerine dair, o problemlerin üretmiş olduğu krizlere dair sorular getirirler. Üstad Şerul Mevakıf gibi, Şerul Makasit gibi akidede, imanda, kelamda o en esaslı kitaplara müracaat eder. Aslında İmam Taftazani, Seyyid Şerif Cürcani rahmetullahi aleyh, çağın İslam'a yönetmiş olduğu bütün sorulara kendi dünyalarından cevap verdiler. Mukni cevaplar, müfid cevaplar verdiler. Yani felsefeyi aldılar, karşılarına oturttular. Allah'a, aleme, ruha dair ne kadar itirazı varsa Taftazani gibi, Seyyid Şerif Cürcani gibi rahmetullahi aleyhima, onlar cevap verdiler. Öz posa ayrımına tabi tuttular. Ne kadar posa varsa ayara dair, ideologyalara dair, onları tarihin düşünce arşivine kaldırdılar, gönderdiler. Peki Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, bana memurlar, aşiretler, onlar sorular soruyorlar. Fakat ben o soruların cevaplarını Şerul Mevakıf'te, Şerul Makasit'te bulamıyorum. Yani onlar büyük kitaplar, mühim meseleler. Ama bu asrın sorunları da var. Onlara çözüm ve çareler üretme mecburiyetiniz var. İşte esasında Risale-i Nur Bediüzzaman Hazretleri'nin kalbinde Van'da mayalanıyor. Büyük yürüyüş orada başlıyor ve sonra İstanbul, Medrese-i Zehra bir anlamda o düşünceye menba olabilir mi? Oradan bir inkişaf olabilir mi? Özellikle Şark'ın ama genelde umum planda alem-i İslam'ın sorunlarını çözecek bir medrese arar, bir büyük üniversite arar. Ezher'in yıllarca yaptığını yapabilecek, orada bir basu badel mevte vesile olacak, vasıta olacak bir medreseyi üstad orada zihninde mayalandırır. İstanbul hayatı var, İstanbul'daki mücadelesi var, orada meydan okuyuşları var, her soruya cevap verecek ilmi derinlik. Esasında o ulema-i İslam'a bir meydan okuyuş değildir. Orada burada soru sorulmaz, burada sorulara cevap verilir. Bu İstanbul'da yeni faaliyetlere başlayan müsteşrikler, misyonerler var. Onlar bu ümmetin imanını çalabilmek için hamleler yapıyorlar. Bediüzzaman Said Nursi rahmetullahi aleyhin bu meydan okuyuşu onlara bir meydan okuyuştur. İstanbul'da işte Mustafa Sabri'ler, Ali Haydar Efendi'ler, Zahidül Kevseri gibi, Ahmet Naim gibi işte İstanbul merkezde olup o yıllarda başka yerlerde olan daha çok alimler var. Yani bunlar bu meydan okuyuşu kendi iç bünyede yapmıyorlar, dışarıya yapıyorlar. Ve sonraki hayat ve Ankara, Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatında yeni bir dönüm noktası olur. Ankara'ya gelir, Ankara'daki fotoğrafı görür, o fotoğraf neticesinde Van'a döner. Bu destana bir ara nokta düşme halidir. Her şeyin yıkıldığını, tarumar edildiğini, bu ümmetin mukaddesatının orada çiğnendiğini görünce döner Van'a. Bu ümmetin yıkılmayacağının Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri şahsındaki bir fotoğrafıdır. Yeniden doğuştur. Oraya dönüş esasında yeni bir doğuştur. Erek Dağı'na çekilir. Orada ikinci bir mayalanma başlar onun zihninde. Yarınlara dair neler yapacaktır? Artık her şey bitmiştir. Madde planda bitmiştir. Osmanlı bitmiştir, bitirilmiştir. En büyük tahribat Anadolu'da yapılmıştır. Ne Hindistan'da, ne Mısır'da, ne alem-i İslam'ın başka bir köşesinde. Burada yapılmıştır. O halde büyük inkılap da burada olmalıdır. O barikatlar burada yarılmalıdır. Hani gördüğü bir rüya vardı. Ağrı Dağı infilak ediyordu. Annesi, validesi yanındaydı.
Allah Azze ve Celle rahimdir, Allah Azze ve Celle hakimdir. O rahim oluş, hakim oluşu Cenab-ı Hakk'ın tecelli edecek. Yani onların tuzakları vardı ama Allah Teala'nın da mutlaka bir planı var. Ve mekeru ve mekerallah. Onu oradan aldılar. Bediüzzaman Said Nursi'yi rahmetullahi aleyh Van'dan aldılar. Belki alanların bir planı vardı. Yani işte Bitlisliydi. Oradaki insanların lisanını konuşuyordu. Oradan alırsa onu, alırlarsa, batıya getirirlerse orada muhatap bulamayacaktı. Davasına ortak insanlar bulamayacak. Onunla kimler yürür dediler ki aldılar onu. İşte şuralardan geçirdiler. Nihayet Barla'ya götürdüler. Barla'yı biliyorsunuz. Önünüzde bir göl, yol bile yok. Yamacında çıkıyorsunuz yukarılara. Oraya onu hapsediyorlar. Ölsün diye o dağlara bıraktılar. Tohumu toprağın altına bırakırsınız, şu kadar zaman orada kalır ve oradan büyük bir inkişaf olur. Dev çınarlar toprağın altından çıkarlar. Oraya götürenler bunu düşünmüşlerdi. Ama şunu bilmiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'de taşladılar. Mekke'de ona hakaret ettiler. Medineliler sallallahu aleyhi ve selleme kucak açtılar. Eğer bu bir ırkın davası olsaydı, Bediüzzaman Said Nursi Van'dan ayrılınca Barla'da kaybedecekti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davası bir ırkın davası olsaydı amcası Ebu Leheb ona inanacaktı. Mekkeliler Peygamber aleyhisselamı taşlamayacaklardı. Allah Resulü aleyhisselam Medine'ye geldiler. Mekkeliler, akrabaları onun üzerine yürüdüler. İslam'ı Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te bir avuç muhacir vardı ama asıl Allah Resulü Aleyhisselam kendi akrabalarına karşı, kendi soyundan olanlara karşı Medinelilerle sallallahu aleyhi ve sellem müdafaa etmişti. Şimdi daha çok Bediüzzaman'ın etrafında Barla'da Türkler vardı. Bunu planlayanlar onu Kürtlerin içinden alırsak bu biter demişlerdi. Şimdi etrafında daha çok Türk talebeleri vardı. Onlarla mayalanıyorlardı. Çünkü bu dava Kürt'ün davası, Türk'ün, Arap'ın, Hintli'nin davası değildi. İslam davasıydı. Peygamber aleyhissalatü vesselama Mekke kaplarını kapatınca Ensar yanındaydı. Suheyb-i Rumiler, Selman Farisiler, Bilal-i Habeşiler onun yanındaydı. İnne hâzihi ummetukum ummeten vahide. Bu mücadele Barla faslıyla şunu söyler. Bu bir İslam mücadelesidir. Bu bir ümmet mücadelesidir. Tuzak kuranlar orada kaybettiler. Onun için Barla'da durmasına tahammül edemediler. Aldılar onu. İşte hapishaneler, hapishane hayatları başladı. Fakat Allah Teala bize Kur'an-ı Hakim'de bir dünya anlatır. O dünyada zindanda peygamberler var. Yusuf Aleyhisselam var. Ya sahibi sicni erbabun mutafarrikun hayrun emillahul vahidul kahhar. Müslüman ağlayamaz, bahaneler üretemez. Denizli'de, Eskişehir'de, diğer hapishanelerde ya da evinde ona insanların ulaşmasına engel olduğu o anlarda, insanların yanına girmelerine müsaade etmedikleri, Kastamonu'da olduğu gibi girenlere işkence yaptıkları o fasıllarda Bediüzzaman olduğu yeri bir medreseye çevirmiştir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi meydan okumuştur. Çünkü onun üstadları İmam Rabbaniler öyle diyordu. Eğer bilsem ki Ahmet Faruk hayattadır, buradan ta Hindistan'a gider İmam Rabbani Hazretlerini, Ahmet-i Faruk'u rahmetullahi aleyh onu ziyaret ederdim. Onu da öyle zindana koymuşlardı, Gwalior'a koymuşlardı. Yani baktığınız zaman hep o birlikteliği görürsünüz. Yani onu da en adi bayağı suçu işleyenlerin arasına bırakmışlardı. Oradaydı ama şu kadar zaman sonra İmam Rabbani Hazretleri'nin yanına girdiler. Bir de baktılar ki onlar sarık sarmışlar. İmam Rabbani Hazretleri'nin arkasında saf olmuşlar. Eskişehir'de, Denizli'de, diğer hapishanelerde onu gördü insanlar. Yani orayı ıslah eden bir Bediüzzaman Said Nursi vardı. Ona bakanlar, Efendimiz Aleyhisselam'a nasıl bakıyordu insanlar? Kem gözle bakıyorlardı. Ama bu yüz
yalancının yüzü olamaz diyorlar, iman ediyorlardı. Bediüzzaman Said Nursi rahmetullahi aleyh, Efendimiz Aleyhisselam'ın hakikatine varis olan on binler talebelerden ama yol açan o büyük ruhlu talebelerden birisiydi. Ona kem gözle bakanlar, belki öldürmek için gelenler oluyorlardı, eriyorlardı. Dirilişin yolunu gösteriyordu. Yani o zindanlardan yolu açan, ümmete yol gösteren bir alim-i Rabbani olarak Bediüzzaman karşımızda durur. O eserleri o şartlarda yazar. En zor şartlarda Risale-i Nurlar telif edilir. Neden öyledir? Niçin öyledir? Hani böyle bazen insan durur, Mekke'yi düşünür. Mekke'yi düşünmek ayrıdır, Mekke'yi yaşamak farklıdır. Kur'an-ı Kerim'i okumak ayrıdır, yaşamak çok daha farklıdır. Siz okursunuz, hafız olursunuz ama muhatap olabilmek bambaşka. Mekke'yi okuyoruz biz siyer kitaplarından. Bilal-i Habeşi'yi görüyoruz. Boynunda bir kemen, Mekke sokaklarında süründürüyorlar. Hazreti Sümeyye'yi orada şehit ediyorlar. Burada kaynar sular döküyorlar Yasir'in başına. Ama o yıllar barladasınız, zindanlardasınız, talebelerinize işkenceler yapıyorlar, Risale-i Nurlar yasaklıyorlar. Nur postacıları buluyorsunuz, onlara veriyorsunuz, onlar alıyorlar, götürüyorlar, yazıyorlar Anadolu bir medrese, oralarda nurları okuyorlar. İnsanlar küfrün o en şiddet taarruzlarına karşı imanları nasıl koruyacaklar, siz ona dair esaslar tayin ediyorsunuz ve Mekke'yi yaşıyorsunuz. İşte onun için üstad diyor ya, o hakikati anlatırken, arz ederken ümit var olunuz. Yani istikbaldeki inkılap içinde en gür seda İslam'ın sedası olacaktır. En yüksek seda İslam'ın sedası olacaktır. Onu Mekke'de söyleyebilmek, Anadolu'nun Mekke'sinde söylemek, innehum lehumul mensurun ve inne cundena lehumul galibun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi yaşarken bu ayetler dilinden dökülüyordu. Allah'ın orduları galip olacak. Ümit var olunuz diyordu Bediüzzaman. İstikbaldeki inkılap içinde en gür seda İslam'ın sedası olacaktır. Yani buradan yürüyeceğiz. Mekke'lerden yürürsek o büyük mazlumlar, büyük muzdaripler, onların ruhunda riyadan eser kalmaz. Enaniyetten eser kalmaz. Allah Azze ve Celle o coğrafyada, Anadolu'da yaşayan Bediüzzaman gibi, Süleyman Efendi, Ali Haydar Efendi gibi, Abdülhakim Arvasi gibi büyük ruhlu alimler birkaç tane kalmışlardı. Önlerinde dar ağaçları vardı. Arkadaşlarını, birlikte okuduğu insanları, o büyük ruhlu alimleri dar ağacına gönderiyorlardı. Ya evlerinde göz hapsindeydiler, ya zindanlardaydılar ama bu ayetleri okuyorlardı. Ümmetin evlatlarına ümit var olunuz diyorlardı. Bu topraklarda İslam mağlup olmayacaktır. Ümmet yıkılmayacaktır. Elhamdülillah bugün onu görüyoruz. İslam gençliği Bediüzzaman Hazretleri'nin, büyük ruhlu alimlerin Anadolu topraklarına bırakmış oldukları bereketli tohumların eseridir elhamdülillah. Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Allah razı olsun hocam. Peki şimdi bir müminin, bir insanın üstadın hayatına baktığında çıkarması gereken ders nedir? Yani Bediüzzaman Hazretleri tabii birkaç şubede o hayata bakarsak, evvela bu ümmeti bir asır önce paramparça yapmışlar, bölmüşler. Araplar, Türkler, Kürtler, farklı ırklara mensup olanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin millet yapısına, ümmet yapısına büyük bir operasyon düzenlemişler. Bediüzzaman Hazretleri rahmetullahi aleyh diyorlar ki, Van'da bir talebem vardı. Ona ben İslam'ı anlatırdım. Türkleri sorduğumda bir gün şöyle demişti: Türkler, salih bir Türk'ü fasık bir Kürt'e tercih ederim. Salih olan Türk benim kardeşimdir. Sonra benim esaret yıllarım, o öğrenci İstanbul'a gitti. Oradaki o ırkçı hocaların tesiriyle, bir aksül amelle bambaşka bir noktaya savruldu. Yine onunla karşılaştım. Bu defa sordum. Bana diyordu ki, değil,
normal bir Kürt'ü, fasık bir Kürt'ü bile salih Türkiye tercih ederim. O noktaya gelmişti. Allah'ın inayet ve lütfuyla o talebemi yeniden aldım. Yeni bir tedrisata aldım, onu ıslah ettim, onu kurtardım. Tekrar ona sordum ve şu kanaat zahir oldu. Türkler Milleti İslamiye'nin kahraman bir ordusudur. Bediüzzaman Hazretleri Kürtçülüğe karşı, Türkçülüğe karşı, Arapçılığa karşı büyük bir mücadele verdi. Ümmetin alimiydi. İnne hâzihi ummetukum ummeten vahide. Oradan baktılar, yaraları sardılar. Ümmetin gençleri, alimleri, mütefekkirleri orada durmalılar. Türkler orada durmalılar, Kürtler orada durmalılar, Araplar orada durmalılar. Kavmiyetçiliğin, faşizmin yüreğimize vurmuş olduğu ne kadar yara varsa, bırakmış olduğu ne kadar ırkçılığa ait mikroplar varsa, işte onları böyle temizleme mecburiyetimiz var. Türkler temizlemeli, Kürtler temizlemeli, Araplar temizlemeli. Neden bu hamleyi yapmalılar? Bediüzzaman Hazretleri'nin işaret ettiği orada bir nokta var. Hani bir talebesi Medine-i Münevvere'ye muhacir olmak istediğinde ya da gitmek istediğinde ona diyor ki, Medine'de olsam, Mekke'de olsam yine buraya gelirim. En büyük darbeyi ümmete burada vurdular. Burası hilafetin merkeziydi. Eğer burada ümmet düzelirse alem-i İslam düzelecek. Yani burada uhuvvet-i İslamiye'yi tesise memuruz, tesise mecburuz. Yine Üstad Uhuvvet Risalesi zaviyesinden bu noktaya bakarsak, o bize kucaklaşmayı, birbirimizi anlamayı anlatıyor. Buradan bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davasına hamil olduğunu, varis olduğunu iddia edenler yeniden kardeş olsunlar. Belki şöyle baksınlar birbirlerine. Bir gemi var, gemi gidiyor ya da Hane-i Rahmaniye var bir yerde. Onun içerisinde 9 tane salih var, bir tane fasık var onun içinde. Bir tane fasit adam var. Siz o bir tane fasığı ya da fasit olan adamı esas alıp o gemiyi, o eve operasyon yapamazsınız. Bu bir cinayet olur. Hiçbir adalet nizamı bunu kabul etmez. Tersi olsa, orada 9 tane fasık, bir tane salih olsa yine siz o gemiyi batıramazsınız. Peki ya bir Müslüman? Onun içinde 9 tane, belki 10 tane şu kadar meziyet var. Onun içinde sizin nefretinizi celbeden bir tane bozuk bir meziyeti vardır onun. O bir tane bozuk meziyetinden dolayı o kardeşinizi batırırsanız o gemiyi batırmak gibi büyük bir cinayettir. Ümmet olmayı bize anlatır, kardeş olmayı bize anlatır. Elbette baktığınız zaman bir kardeşinize A şehrindendir, B şehrindendir. A lisanını, B lisanını konuşuyordur. Yani belki şeytan içinizdeki farklı duygular ona karşı bir adaveti tahrik ediyordur. Ama eğer buradan bakabilirsek, ümmet olma zaviyesinden bakabilirsek, bizim Rabbimiz bir kitabımız, bir peygamberimiz, bir kıblemiz, bir sancağımız da bir olmalı. Bu sınırları kaldırma mecburiyetimiz var. Ama önce Uhuvvet Risalesini ümmetin gençliği okuyacaklar, yüreklerinden o sınırları kaldıracaklar. Yürekten o sınırlar kalkarsa Allah'ın inayetiyle Cava Adaları'ndan Cebel-i Tarık'a kadar Müslümanlar yeniden o sınırları kaldırmaya muvaffak olacaklar. O halde Bediüzzaman Hazretleri bize Uhuvvet-i İslamiye'yi anlatır. İman hakikatlerini anlatır. Yani nasıl koruyacaklar, nasıl muhafaza edecekler, nasıl müdafaa edecekler onu anlatır. Yani Bediüzzaman deyince benim zihnimde şöyle bir alim canlanır. Yani yürüyorsunuz, Barla'dasınız, Ankara'da küfrün o en şiddet rüzgarları esiyor. Abdullah Cevdetler hüküm ferma ediyorlar. Materyalizmi okullara götürecekler, hakim kılacaklar. Müfredata, Allah Azze ve Celle'ye inkarı, İslam'ın hakikatlerini, tahkiri, tazifi onu alacaklar bizzat. Müfredatı onu koyacaklar. Allah'tan ve ahlaktan bahsetmenin yasak olduğu yıllar. Dolaşıyorsunuz, Barla'dasınız. Fendur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. Fendur ila athari rahmetillahi. Allah'ın rahmetinin sonuçlarına bak.
Keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha? Ölümden sonra yeryüzüne nasıl hayat veriyor? Bu ayet-i kerime onun zihninde haşır risalesi olur. İman hakikatlerini öldükten sonra dirilişi nasıl ifade ve ispat edecek? Madem yoktuk, var olduk. Yoktan var eden, öldükten sonra diriltmekten neden aciz olsun? Bir ayet küfür İslam'a inkar cihetiyle, materyalizm cihetiyle Abdullah Cevdet, ki Üstad ona Necip Fazıl Abdullah demez, Aduvullah Cevdet der. Aduvullah Cevdetlerin inkarı milletin çocuklarına milli eğitimin müfredatıyla taşımak üzere olduğu anda haşır risalesine bu ayet vasıta olur, vesile olur ve belini kırar küfrün. İşte Bediüzzaman demek, Uhuvvet-i İslamiye demek, iman hakikatleri demek, Bediüzzaman demek, o 14 asırlık tarihi İslam içerisinde Ehl-i Sünnet alimleri nasıl hep yol açtılarsa, Bediüzzaman da yol açıyor, İslam'a yol açıyor, cemiyet planında yol açıyor, ümmetin kadınlarına tesettür noktasında, mahremiyet noktasında bir tecavüz var, bir suikast var. Bediüzzaman orada lemalarda tesettür risalesiyle görürsünüz. Kadına fıtratıyla konuşur. Senin fıtratın örtünmeyi sana emreder der. Çarşafın senin bir kalen olacak. Onun içine gireceksin. Orada ona sığınacaksın. Ya eyyühen nebiyyü kulle ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin yudinine aleyhinne min celabibihinne. Bu ayet onun zihninde bir tesettür risalesine dönüşür. İslam kadınlarına, Müslüman kadınlarına şarktan, garptan misaller getirir. Batıda bile der, en asri kadınlar yürürken eğer erkekler onları tarassud ediyorlarsa onlar bile bundan rahatsız olurlar. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle senin fıtratına mahremiyeti koymuştur. O halde ey ümmetin kızları, İslam'ın kızları, İslam'ın delikanlıları, sizler kadınlar dünyasındaki o mahremiyete, fıtratlarındaki o mahremiyete saygı göstereceksiniz. İhtiram edeceksiniz. Ey İslam'ın kızları, sizin fıtratınız bir büyük kale. O kale ki sizin pardesölerinizdir ya da sizin çarşaflarınızdır. Onun içine girip korunmayı, ona sığınmayı size emreder. Onun için kadınlar ziyadesiyle erkekten daha ziyade korkarlar. Gece yarılarında karanlık bir yorgan gibi şehri örttüğü zaman erkekler sokaklara çıkabilirler ama kadınlar yalnız başlarına çıkmaya cesaret edemezler. Çünkü onların fıtratlarına bu vardır. Korunacaklardır, kendilerini himaye edeceklerdir. İşte Bediüzzaman Hazretleri'ni iman hakikatleri çevresinde, çerçevesinde ümmetin gençleri okurken onun tesettüre dair, içtimaiyata dair, Uhuvvet-i İslamiye'ye dair söylediklerine de bir umum dairede bakacaklar. Ehl-i Sünnet dairesinde bakacaklar. O Ehl-i Sünnet'in allamelerinden birisidir. Bediüzzaman, Allame Taftazanilerin, Seyyid Şerif Cürcanilerin iman noktasında, kelam noktasında yaptığını kendi aslında muhataplarına karşı asil bir ödev olarak ifa eden bir allamedir, bir alim-i Rabbani'dir. Oradan bakmak lazım. Kelamı güncelleyen, içindeki o çağın sorunlarını kelam çerçevesinde cevaplandıran bir alim ama Ehl-i Sünnet dairesinde bunu yapar. Ehl-i Hakk'a Ehl-i Sünnet'i anlatır. Ehl-i Hakk'ı Ehl-i Sünnet'e davet eder. Ehl-i Sünnet'i Bediüzzaman Hazretleri bir karargah olarak görür. Bu umum dairede Risale-i Nur'a ve Bediüzzaman Hazretleri'ne bakarsak belki bu birkaç tane pencere açmış olduk, bir parça onu anlamış oluruz. Şimdi hocam, üstadın hani sonuna kadar hak ettiğine inandığımız bir sıfatı var, Bediüzzaman sıfatı. Öncelikle kendi hocası tarafından, sonra İstanbul alimleri, sadrazam ve padişah tarafından verilmiş bir sıfat. Tam olarak Bediüzzaman ne demektir? Yani üstad diyor ya, oda yarıldığı zaman, parçalandığı zaman bir ses bana, sen Kur'an-ı Hakim'in icazını anlatacaksın. Bediüzzaman Hazretleri evet bu asırda büyük bir vazife ifa etmiştir. Bütün alimler, büyük alimler, İmam Gazali gibi, İmam Rabbani gibi büyük alimler
Kur'an-ı Hakim'in icazının bir tecellisidir. Allah Teala'nın kudretinin bir tecellisidir. Bediüzzaman da o cihetle bir harikadır. Bir kudret-i ilahinin tecellisi olmuştur. İmanın etrafında çelikten kaleler inşa etmiştir. Çelik zırhlar, çelik kaleler, çelik hisarlar inşa etmiştir. Bana göre onun Bediüzzaman olması tam da bu manaya mebnidir. Peki hocam, şimdi arkasında bıraktığı 14 büyük kitap, 130 parça eser, Risale-i Nur Külliyatı. Bu eser hakkındaki beyanatınız nedir? Yani bunlar Kur'an-ı Hakim'in tefsiridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nur yolunun tefsiridir. Bediüzzaman İmam Gazali'lerin, İmam Rabbani'lerin yaptığını yapmıştır. Onların aslında İslam kuşatılmıştı. Onlar asrın belalarına, problemlerine karşı çözüm ve çareler ürettiler. Bediüzzaman telif etmiş olduğu bu eserlerde ümmete çıkış yolunu gösterdi. Eğer bu ümmetin evlatları Risale'yi okurlarsa nasıl o küfrün tuzaklarını aşacaklar? Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kuşatıyorlar. Allah Resulü aleyhisselam قُلْ اِدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنْذِرُونَ اِنَّ وَلِيَّ اللّٰهُ الَّذ۪ي نَزَّلَ الْكِتَابِ Ne kadar adamınız varsa, ne kadar filozofunuz varsa hepsini çağırın. Hepsi gelsinler. Bana tuzaklar kurun, bana mühlet vermeyin. Ama unutmayın ki اِنَّ وَلِيَّ اللّٰهُ الَّذ۪ي نَزَّلَ الْكِتَابِ Ben sahipsiz değilim. Benim sahibim bu kitabı indiren Allah Azze ve Celle'dir. İşte Risale'de o kitabın bu asra neler söylediğini, hangi noktada ümmet bir içtimai anlamda, iman hakikatleri noktasında bir kaosun içine çekiliyorsa, Bediüzzaman Hazretleri orada bir çıkış yolu açar, bir kapı açar ki bu asırda Ali Haydar Efendiler de, Sabri Efendiler de, Ebu'l-Hasan en-Nedviler, Hasan el-Bennalar, onlar da farklı zaviyelerden bunu yaptılar. Ben şunu söylemek istiyorum azizane kardeşlerime. Bunlar Bediüzzaman Hazretleri'nin de dediği gibi hiçbiri şunu söylememiştir. Sadece hak olan benim davamdır demediler. Evet, benim davam haktır ama sadece hak olan benim davamdır demediler. Bediüzzaman Hazretleri de ümmetin evlatlarına bunu telkin eder. Evet, davamız haktır ama hak olan sadece benim davam değildir. Bütün bunlar farklı okullar gibidir, farklı medreseler gibidir. Bir medrese 100.000 talebeyi bir anda içine alamaz, istihap edemez. Belki 1.000 kişiyi alır. Başka yerde 1.000 kişi vardır, başka yerde 1.000 kişi vardır. Bediüzzaman Hazretleri bir mücadele başlattılar. Kendi aslında İslam'ı tehdit eden problemler neyse onun üzerine gittiler. Ona dair yazdılar. Başka alimlerimiz başka alanlarda yazdılar. Ama bir kardeşim mühendislik okuyor. Bir kardeşim tıpta okuyor. Veya köyde bir kardeşim imamdır işte, veya kardeşimiz hayatın başka bir şubesinde, başka bir alanda insanlığa hizmet ediyordur. Eğer ulum-i İslamiye'yi okuma imkanı yoksa, bir medresede tahsil edemeyecekse, fıkıh, tefsir, hadis okuyamayacaksa ne yapsın? Gitsin Risale-i Nur okusun, Kur'an-ı Kerim okusun, Ömer Nasuhi Hazretleri'nin İslam İlmi Hali'ni okusun, sonra Risale-i Nur okusun. Hayatı boyu böyle devam ederse bu kardeşimiz, diğer ehli sünnet alimlerini dışlamadan böyle yaparsa doğru yapar mı? Elhak doğru yapar. Bu ona yeter. Başka bir kardeşim de Nakşibendi'dir. O da kendi tekkesinde İmam Rabbani Hazretleri'ni okuyordur. Kur'an-ı Kerim'i okuyacak önce, onu bilecek. Sonra ilmihali bilecek. Nasıl namaz kılacak, neden kılacak bunları bilecek. Sonra bunları okuyorsa yeter mi? Yeter. Bunları yapmalılar. Evlerde Risale halkaları kursunlar. İmam Rabbani Hazretleri'ne dair halkalar kursunlar. Bunu yapsınlar. Dışarıdan belki tazyik görüyorlarsa, onlara birileri efendim sadece Risale neden okuyorsunuz? Ya bu kardeşlerim evde Risale okumazlarsa televizyona mahkum olacaklar. Onlar fıkıh, tefsir, hadis okuyup bunları okuyup alim olmayacaklar.
o mühendis. Herkesi biz fakih yaparsak, herkese müfessir olmayı, muhaddis olmayı icbar edersek, içtimai hayatın kanunlarına ihanet etmiş oluruz. O zaman terzi, o zaman kasap, o zaman müteahhitler, mühendisler, tarlaları eken kardeşlerimizi bulamazsınız. Dolayısıyla Bediüzzaman ehl-i sünnet alimidir. Mustakim bir allamedir. Bu yolda bedel ödemiştir. Ve kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim, İslam İlmihali ve Risale okuyorsa ona yeter. Ha diğer kitapları okumak istiyorsa elbette onları okusun. Aynı şekilde Nakşi kardeşim, o da Kur'an-ı Kerim, İlmihal, fıkıhtan yetecek kadar İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatını ya da diğer tasavvuf eserleri okursa kendi irfani derinliğini Allah Teala'nın inayetiyle bir parça ulaşmış olur. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an-ı Hakim'i tefsir etmiştir. Kardeşlerimize bu noktada Allah'ın inayetiyle bize, hepimize, ümmetin evlatlarına yol göstermiştir. Allah Resulü Aleyhisselam izlerini tayin etmiştir. Cenab-ı Hak ona cennette büyük makamlar ihsan eylesin. Bizi de onun, büyük alimlerimizin ve Resulullah Efendimizin şefaatine muhatap kılsın inşallah. Son bir soruyla artık bitirelim hocam isterseniz. Hani konuşsak belki saatlerce sürecek bir konu ama tek bir cümlede Bediüzzaman Hazretleri'ni anlatmak isteseydiniz kendisi için ne söylerdiniz? Bediüzzaman Hazretleri bir cihetiyle tevazuda zirvedir. Merhametini kuşanmıştır. Ümmetin evlatlarını ağlayan bir adamdır. Gözünden yaş eksik olmayan, sabaha kadar evradı, ezkarıyla kapalı kapının arkasında ellerini kaldırıp ümmetin kurtuluşuna yalvaran, kaplar kapansa da bahanelere sığınmayan yeni birisi bulup onlara, işte kafirlere, zındıklara şu şekilde cevap vereceksiniz diye Kur'an-ı Hakim'den, Sünnet-i Seniyye'den çözüm çareler üreten bir alim-i Rabbani. Bir tarafta, bir zaviyede Bediüzzaman'ı böyle görürsünüz. Ama öteki tarafta Ankara valisinin önünde Nevzat elini başına uzatıp sarığını almak istediğinde Nevzat bu sarık bu baştan ancak bu başla ayrılır diyen, bu baş zındıkların önünde eğilmez diyen mustakim bir alim. Müslüman mazlumların içerisinde tevazuyu kuşanır ama zındıkların, kafirlerin önünde ise bu sarık madem ki İslam'ın şiarıdır, madem ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetidir, madem ki Bediüzzaman Said-i Nursi'nin Allah Resulü Aleyhisselam'ın yüz binler talebesinden bir talebesi olduğunun nişanıdır, o halde ey zındık, bu sarık bu baştan ancak bu başla alınır diyen, ümmetin imanını koruyabilmek için çelikten kaleler inşa eden mustakim bir alimdir. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Allah razı ben olsun. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah üstadın çok önem verdiği o uhuvvet İslami için, itaat İslam için bir adım olması duasıyla. İnşallah. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Rabbim muvaffakiyetleri ihsan eylesin.